dostlar, bugün Süper Lig'de 14. haftada Fenerbahçe-Spor Galatasaray karşılaşmasıyla ligdeki beraberlik zirve yarışında devam ediyor. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında UEFA maçlarının ardından biliyorsunuz ki statta Blomberg'da çektik 3-3 biten Manchester United maçı kazanabilirdik de hakemsel gene problemler vardı ama olsun, 3-3'lük bir mücadele bile bizim için önemliydi. Geri dönüş yapmamız Manchester United'da o karografinin karşısında welcome to the hell, yani gerçekten cehennemi yaşattığımızı düşünüyorum. Ama biraz tabii ki meşaleler eksikti. Onlar da zaten yasak olduğu için o da olsa ortam zaten yangın yerine dönerdi. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yani bu gollerle yenilmesi beklenmedik bir şeydi. Ama yapacak bir şey yok. O yüzden o maçları çekmedim yani, daha doğrusu. Fenerbahçe'ninkini çekiyorduk normalde de. O gün hem yorgunluk, biraz daha hastaydım. Hem de skoru da görünce, oyun skorunu da paylaşmak istemedim arkadaşlar. Hani o üzüntüyü gördüğümüz için yapacak bir şey yok. Bugün Süper Lig'e tekrardan dönüyoruz. Kendi ligimize 14. haftada zirvede kim olacak? Bu belli olacak bence bu hafta diye kesinlikle bekliyorum. Şu an Eren Can'ın duruşu. Pendik'te oynanıyor maç. Biliyorsunuz ki biz de Pendik civarlarında oturuyoruz. O yüzden iki takım da bizim için değerli takımlar arasında. Ama tabii ki Galatasaray'ımızın gelmesini istiyoruz. Bugün 15 bekliyoruz. O yüzden kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı, nokta dahi olsun. Yorumlarınızı aşağı paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kadar emeğin karşılığı olarak nokta kadar bedava bir şey. Sadece bir tuşa basıyorsunuz ve orada aboneliğiniz oluyor. Videolardan bildirimler açarak tümünü seçerek oradan bildirimlerden, bütün bildirimlerden haberdar olabilirsiniz diyorum. Şimdi geçelim maça doğru. Yüzü kırdık ya. Oturttum ama çıkacak büyük ihtimalle. Ali bu. Bir oyuncudan çarpma var. Halil'in pozisyonunda, Halil Akpınar'ın pozisyonunda. Ama kendi arkadaşından, takım arkadaşından geldiği için çarpma olarak nitelendirildi büyük ihtimalle. Allah'ım çok tehlikeli bir şey oldu. İlk Nelson'a çarpıyor, oradan Kaan Ayhan'a çarpıyor da. Direkt ele doğru gelen bir pozisyon. Zaten bence penaltılık bir de durumluktu. Bence el değil ya. Çünkü el çok normal pozisyonda. Adam topa kayarken şöyle eline çarpıyor yani. Kaçamayı döndürdü Kerem. Vur lan. Ulan karamboydur. İyi atacaksın onu be. Pası. Tete. Ulan be. Tete gelişine gole vursana be. Fenerbahçe Spor'la Galatasaray yani tarihinde ilk defa karşılaşmışlar. Yani. Hiç bu zamana kadar karşılaşmamışlar. Hakim Ziyech, Mauro, Icardi, Pendik'e geldi. Ha. Dünyada ben, hani istesen olmayacak bir şey ya şu an. Ciddi söylüyorum, olmayacak bir şey. Adamlarla şu an evimiz 5 kilometre falan. 5-6 olsun hadi taşlar. 6 kilometre ileride maç oynuyorlar. Kerem bıraktı Mauro Icardi'ye. Icardi'ye. Ligde şu anda gol kırarı 11 golle. Allah Allah. Aynen, onların peşinde Dzeko ve Thiam var. Onlar da 10'ar golle. Kerem! Nelson. Victor Nelson. Gelmedi, gelse tıklayacaktı ama olmadı. Ziyech, 3-3 bir pas verdi Ziyech, Tete tek de vurdu, olmadı. Dışarı bomboştu Icardi. Icardi bomboştu, Tete atmadı. Bu arada korner. Burada Ziyech müthiş getirdi topu. Çok iyi pas verdi. Çok klas pas verdi. Bak, Tete, Icardi atsa boş. Ama az sonra da Kerem vurur. Kerem atsa da İkarsiyi doğru atsaydı Kerem vurdu o topa. Ama gol olması daha yüksek. Tete, bazen bu top pozisyonları deneyeceğim bu maçlarda. Ya ben kızmıyorum. Ayakta kaldı. Gözler hakemde. Topa dedi. Hakem pozisyona bakacağız. Sakin pozisyona bakacağız. Çok net bir açı. Penaltı değil. Çizginin dışında. Ama fuar. Fuar da abi fuar. Ayağına vuruyor. Serbest vuruş. Sarı kart fuar ama penaltı değil. Penaltı değil. Çizginin dışında çünkü. Işıklar gitti. Ben şok. Pendik stadyumunda 37. dakika. Işıklar gitti şu anda. Ekranda sadece bizi görüyorsunuz. Şu ilginç bir olay. Allah'ım yarabbim, şu anda ışıklar geldi tekrardan. Eskisi direkten döndü. Pendik
Zicadı bıraktı. İnanılmaz pozisyon. Vur ya vur. Dön içeri. İyi top. Tete dokunsan gol Tete be. Lan dokunsan gol ya. Olmasın topu ya. Oliveira ah be. Ah be bir orta daha gelirdi be. Abi ben şunu anlamıyorum ya. Yani bir dakika bitecek maç. Hala çok yavaş hareket ediyoruz. Yani Galatasaray'ız biz ya. Hani tamam büyük takım Şampiyonlar Ligi'nde okeyim de. Hani gol yiyebilirsin şey olur diye. Ya linkte yapacaksın abi bazılarına. Yükleneceğim bir atak bir ataktır yani. Değerlendireceğim. İlk yarıda ortada geçen iki takımın da pozisyon yakaladığı bir maçtı. Heyecanlı bir maçtı. İkinci yarıda bence biraz daha kopmalı bir maç olacak. Çünkü Fenerbahçe'nin de bu şekilde oynadığını ilk dakikalarda ardından da zaten gollerin geldiğini görmüştük. Skorla bence bugün Galatasaray gene ben 4-5-0 en net bir skorla buradan ayrılacağını düşünüyorum. İkinci yarıda zaten maçın kopacağını düşünüyorum. Abone olup beğenmeyi, yorum atmayı, nokta daha yoksa yorumunuzu paylaşmayı unutmayın. Çünkü kanalımın %97 takip edenlerin arasında abone olmayanlar var hala. O yüzden kanala abone olmayı unutmayın. İkinci yarıda görüşmek üzere. Zaten döndürdü. İlk kartı bıraktı. Sancho Boy! Yine olmadı. Barış oyunda. Barış duyurdu. Rakibinden Barış içeri. Mertens bıraktı. Yok. Kerem Ziyeç. Allah'ım yarabbim. Ya neler kaçırıyoruz yemin ediyorum ya. Tek vuruş. Icardi'nin ayına kaldı. Icardi bıraktı. Icardi vur. Allah'ına vur ya. Niye vurmuyorsun abi? Vursana kalenin önündesin. Daha ne yapacaksın ya? Niye Kerem'e bırakıyorsun? Allah Allah vursa gol ya. Oliveira'nın topunu almıyorsun. O zaman bırak Oliveira'da gol olsun yani. Atmayacaksan bırak adamı ki gitsin. Serkan'dan Halil'e. Halil sokun ötesi olanla. Halil Akbuner. Erencan yanında şu şans aradı. Halil. 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 Vurdu dönen top. Erencan Yıldırım golü ama onun öncesinde offside pozisyonu varken bayrağını kaldırıyor. Barış vurdu. Aaa be geçmedi yine. Ziyeç, Hakim Ziyeç vurdu. Ulan be gol sandım var ya. Kaçana bak ya. Makam boyuna girecek. Ooo çok sert hareket. Net kart gelmesi lazım. Makas gibi aldı saça boyayı ya. Ama bak sana ya böyle bir giriş mi var ya? Adamın ayağına bu direkt ayağına ya. Sarı kart şu hareket ya böyle bir giriş mi var ya şu topa girişe baksana adamın ayağı nasıl sıçtırıyor. Barış yükleniyor Barış sol taraftan gene Barış yüklendi içeri doğru girdi pasını bıraktı bak kanlıya gelmedi. Mertens'e bu sefer Mertens çalımını aldı Mertens şutu vurdu kaleci nerede kaybı ikinci pozisyon Cedric Bakambu. Bakambu'nun golü geliyor. Bakambu atıyor. Sonradan girdi. İşte bu tarz maçlarda Bakambu gerçekten denenebileceği olduğunu gösterdi. Bakambu. Oynatmıyor adamı. Cedric Bakambu golünü buluyor. 1-0 duru. Bu sefer Mertens vuruşu kaleciden seken top Bakambu bitiriciliğini konuşturuyor. Mertens'in vuruşu da ekranlara böyle yansıyor. Bakambu tamamladı, iyi tamamladı. Helal olsun Bakambu. Böyle devam olur. Bakambu verilen fırsatını yine değerlendiriyor çok iyi şekilde. Golü bularak açıyor. Süpersin Bakambu böyle devam olur. Aslanım benim be. Oğlum bizim coğrafya hocasına benziyor Kur'an yemin çarpsın şu adam ya. Allah çarpsın lan. Yemin ediyorum coğrafya hocama benziyor. Erkan Hoca herhalde. Allah çarpsın lan coğrafya hocamı gördüm lisedeki. Tribünde Galatasaray'da tribünde. Yemin ediyorum lan saçı sakalı aynı benziyor adam. Galatasaray tribünde oğlum koyu Galatasaraylı lan. Biz maçta var ya ders işliyorduk 40 dakika ya. 20 dakika ders işliyorduk 20 dakika muhabbet ediyorduk. Diyorduk ki pastoluk alın gençler sizi maça götüreyim filan fıstık. Galatasaray maçlarını filan dizim sultan çok için götürdü öyle. Ziyeç aldı Ziyeç kaleye vurur mu Ziyeç çok iyi vurdu. Gol lan. Gol müthiş bir gol. İnanılmaz bir gol. Hakim Ziyeç Şampiyonlar Ligi maçından sonra gollerine devam ediyor Pendik'te. Şaka
kaleye vurdun. Süper vurdu. Kaleye topu vuracaksın. Kaleci kaçırır şey olur. Abi hakim değil. Bu adam antrenmanda bile vurdu her top kaleye girdi. Öyle bir adam. Vurdu mu gol. Fazla koşamıyor yoruluyor ama vurdu mu müthiş bir gol atıyor. Haftanın golü. Süper dönüyor top. O kadar iyi döndü ki kale arkamasından belki daha dikkat çekecekti. Nasıl dönüyor top? Direğin dibine yerden bir şekilde giren top. Kaleci değmiş ama yine de top içeri gitmiş. Müthiş bir gol. Hakim Ziyech. Çıktı mı? Çıkıyor. Golü de attı ve oyundan çıkıyor Hakim Ziyech. Durumu 2-0 hale getirdi. Ndombele bırakıyor adam, yerini. Adam komisyonu. Müthiş bir gol hakimden. Komisyonu. Son şansı. Son anda yine bakan bu. Hem forvette hem defansta bir gol daha bir pozisyon oldu. Hemen pozisyona bakacağız. Fendik sporların itirazı var. Dört numara topa vuruyor. Orada bakan bu ile bir temasları var mı yok mu? Bu açıdan da bakacağız. Yani şimdi topa uzanıyor da. Bir daha bakalım şurada. Çekiyor. Çekiyor. Ama ikisi de topa uzanıyor. Ama topa şey yapıyor da geride çekiyor. Evet, İkisi de bence çarpışma ya. Torreira ortası, Icardi kafa. Ah Icardi be. Ya şunu yerden vur be. Bakan bu ne saçma oğlum, önü kapalı bakan bunu. Volkan Bayarslan Pendik'te maçı bitiriyor. Galatasaray deplasmanda 2 golle Cedric Bakambu ve Ziyech'in golleriyle 14. haftada 3 puanı da alıp liderliğe oturdu. Bakalım Fenerbahçe Sivas karşısında neler yapacak. Ona bağlı Eyüp Aydın da şu an ekranlara geldi. Bugün oynamasını bekliyorum. Ben oynamadım ama Eyüp Aydın. Ama yapacak bir şey yok. Icardi'nin biraz düşüklüğü var. İnşallah önümüzdeki maçlarda çoğu olur. Bence onun yerine Bakambu bugün sahnede alsaydı daha farklı olurmuş. Bu tarz maçlarda Icardi'nin oynaması da gerek yok ama. Olsun. 2-0'lık skorla maçı Pendik'te aldık ve evimize dönüyoruz diyebiliriz. Kanala abone olup beğenerek nokta dahi olsa yorumlarınızı aşağı paylaşmayı unutmayın diyoruz. Kendinize iyi bakın, iyi akşamlar.